balık yemeye karar verdim. Olur. Bu da termojenik etkisi vardır ancak ona benim bir destekte bulunmam lazım. Bir salata desteğinde. E şimdi ne oldu? Acı koymadın. Neden salata destekli şimdi yaptın? Başka bir şeye geleceğim orada. Hmm. Niye koymadım? Şimdi ben salatamı aldım. Salatamın içerisine maydanoz koydum. Dereotu koydum. Roka koydum. Çok bir daha söyleyelim. Maydanoz, dereotu, roka. Yetmedi. Bunun vücut ısını daha çok arttırmasını sağlamak için biraz protein eklemem lazım. Şimdi protein dediğimiz ne? Balık. Balık. Bir daha buna balık konur mu? Konmaz. Sen orada kırmızı et yiyorsun. Bir daha konur mu? Hayır. O zaman diyorum ki bitkisel bir protein ekleyeyim de daha çok vücuduma ısı yaktırsın. Daha çok ısısını arttırsın. Arttırsın diyorsun. Ne var bunun içinde? Barbunya var. Barbunya ile bunu sağlıyorum. Hmm. Bitmiyor ama. Madem termojenik diye girdik, sonuna kadar termojenik diye gidelim o zaman. Yani vücut ısısını arttıralım ki vücut daha çok yaksın. Yaksın. Yani o bize zaman kilo aldırmasın, yaksın değil mi? Aynen, aynen. Şimdi buna biraz yağ dökmemiz gerekiyor. O zaman bu yağda orta zincirli bir yağ koymam lazım buna. Ne demek duydunuz orta mu daha önce? Hayır. Duymuşsunuzdur aslında, burada anlattık ya. Yağlar üçe ayrılır. Uzun zincirli yağların içindeki yağ asitleri 3 tanedir. Uzun zincirleri olanları vardır. Orta zincirli olanları vardır. Bir de kısa zincirli olanları vardır. Hocam hiç anlatmadınız. Ben anlatsanız unutmam. Anlattım ya. Vallahi anlatmadı. Anlattı peki, mı? Tamam, peki hadi ben. O kadar çok yerde anlatıyoruz ki burada anlatmamış olalım. Hocam evet yani. Bizim bu zincirlerden, ama bu şey zinciri değil tabii ki, o arabalara bağladığınız zincirler değil. Bu zincirlerden orta ve kısa zincirleri çok severiz biz doktorlar. O orta ve kısa zincirlerin özelliği ne biliyor musunuz? Bir yağın içinde kısa ya da orta zincir varsa o yağ depolanmaz, enerji kaynağı olarak kullanılır.